Şu an bu tişörtü giyiyorum. Tada kotondan aldım merak eden varsa. Ben şu an normal düz bir siyah tişört Giyiyorsun. Şu an bir tane Zara'dan aldığım yeşil crop topu giyiyorum. Bir tane şey giyiyorum, kot pantolon giyiyorum. Eğer donmuş şört sayılırsa niye olmasın evet aşkım. Daha önce hiç aşık olmadım, hayır. Evet, aşık oldum. Bu son 4 sene içerisinde aşk duygusunu tadımlayabildim. Bu güzel bir şey. Tebrik ediyoruz beni. Çünkü hani dediğim gibi videoları hatırlamıyorum ancak hani kendimi tanıyorum ve 8 yıl önce de 4 yıl önce de aşık olma ve birinin bana o duyguları besleme fikrini çok karamsar baktığım bir dönemdi. İkisi de uzun bir süre boyunca. Çok yakın bir zamana kadar hatta. O duyguların bana beslenebileceğini veya benim öyle bir duyguyu besleyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama besleyebiliyorum. Bu güzel bir şey. Hayır, çünkü daha kimseye çıkmadım. Hayır, hala yaşamadım. Evet, arkadaş ayrılığı yaşadım ve gerçekten çok kötülerdi ikisi de. Normal ayrılığı, romantik partnerden ayrılmayı da yaşadım. Ancak onun kendisi çok kötü değildi. Sonrasındaki o aftermath, sonrasındaki yaşanan her şey çok kötüydü. Ayrılığın kendisi okeydi yani. Ama arkadaş ayrılığı hani salya sümük ağlamalı, tartışmalı ve hani gerçekten çok kötüydü. 1.60 ile 1.68 arasında bir şey olması lazım. Çok bilmiyorum. 1.68'sem 4 sene boyunca sadece 1 santim uzamışım demektir. Ve onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an 1.69'um bu arada. 1.69, 1.70. Ağırlığım en son ölçtüğümde 45'ti. Ben şu an bu arada 57 kiloyum falan. En son 65 kiloydum sanırım. Yok ama niye bilmiyorum istiyorum. Şu tam şuraya bir Dövme hala istiyorum da 8. sınıf ortaokul Zeynep burasına ne dövmesi istiyor olabilir? yok. Yaptırmayı da yakın zamanda düşünmüyorum. Bence ben bir dövme insanı değilim. Bu hafta, geçen hafta sonu bunları yaptırdım, evet. Bu arada küpe deliklerim kapandı. Çünkü küpe takmayı çok sevmediğime karar verdim. Kulağımdaki iki haricinde hala bir piercingim yok başka. Metropolis'ten Judy ve Nick, Teen Wolf'tan Styles ve Lydia, Lee'den Rachel ve Finn, Doctor Who'dan Rose ve Doctor, Callum ve Luke. Gerçek insanları shiplemenin ne kadar iğrenç ve tiksinç bir şey olduğunu anladım. O yüzden Callum ve Luke'u romantik bir şekilde shiplemiyorum artık ama arkadaş olarak yakıştırıyorum tabii ki de. Şu an en azından en sevdiğim ship, izlediklerimin arasından en son izlediklerim en azından öyle diyeyim. Sinan ve Işık, Aşk 101. Aşk 101'den kurtulamıyorum arkadaşlar o yüzden. Ama bu şu anlık yani hala yani bu saydığım çiftleri de seviyorum. Neyse bunları niye bu kadar derin açıkladım bilmiyorum. Geçen gün Twitter'da şey gördüm. Olivia Rodrigo ve Louis, sevgilisi Louis, Enola Holmes'da oynayan çocuk. Çok yakışıyorlar birbirlerine. İlk aklıma o geldi gerçekten. Hani inanılmaz yakışıyorlar bence. Aynı zamanda Max Verstappen ve Charles Leclerc asla birlikte olmayacaklarını bildiğim. Ancak gerçekten bir şekilde ruh eşi olduklarını düşündüğüm o iki insan. Yani evet. Broke Girls, Glee, Teen Wolf, Doctor Who, How I Met Your Mother, Once Upon a Time, The Gravity Falls. Stranger Things kesinlikle var. Black Mirror'ı çok seviyorum şu sıralar. Yani şu sıralar dediğim hani en sevdiğim diziler arasında Black Mirror da var. Office geldi. Hatta How I Met Your Mother'ın yerini aldı. Öyle diyeyim size. Office'i gerçekten çok seviyorum. Bir de hani maksimum belki Sherlock diyebilirim ama gördüğünüz üzere bayağı değişmiş diziler hakkındaki fikirlerim. 5 tane söyleyeceğim. Glee. Hala çok seviyorum Glee'yi. Hani Glee beni ben yapan şeylerden biri maalesef ki. Community. Bir sitcom'un tür olarak sınırlarını zorlayan çok 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 iyi bir sitcom bence. 25-21. Bir K-drama dizisi. Normal People. Sonuncusuna bayağı böyle 2020 bir cevap vereceğim. Bu da Aşk 101. Aşk 101 ile olan ilişkimiz de gerçekten benim şahsi meselem, kişisel meselelerimden biri. Özellikle birinci sezonu Covid sırasında izlediğim zaman ve sınava çalışırken, üniversite sınavına çalışırken hani kimse benim yanımda değildi ama Aşk 101 benim yanımdaydı. 5 Seconds of Summer, One Direction, Model,
Coldplay. En sevdiğim müzik grubu evet hala Five Souls. Kimse şaşırmıyor. Bunu yani ben bir sürü videomda söyledim. Five Souls en sevdiğim grup ve değişmeyecekti çünkü gerçekten grupla beraber büyüdüm ben öyle diyeyim size. Bu yani müzik zevkim çok değişmemiş anlayacağınız üzere. One Direction'ı gerçekten hala seviyorum. Yani One Direction'ı grup yok tabi artık. Five Seconds of Summer çok sevdiğim bir grup. Hala çok seviyorum. Onlarla büyüdüm. O yüzden hani onun hiç değişeceğini zannetmiyorum. O hep Five Seconds of Summer fanı olarak öleceğim yani. Teyzemleri çok özledim. Amerika'da yaşıyorlar. Evet, özlediğim bir şey teyzemleri gerçekten çok özlüyorum hala. Hala Amerika'da yaşıyorlar. Ve her yaz gelmeye çalışıyorlar artık en azından. Tabii bu korona falan filan onlar bu yaz gelir mi bilmiyorum ama evet teyzemleri özledim. Güzel bir cevap. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Hepsi böyle dünyanın bir tarafındalar artık. Çok değişikliyiz bu arada. Ben de öyleyim hani ama hani ilginç bir durum gerçekten. Şarkı hep değişiyor. Ama şarkı var ki onu yani hep dinleyebilirim. O şarkı benim için yani burada. Bu da English Love Affair Five Souls'dan. Yani onu hep dinleyebilirim. Ya şöyle favori şarkımı asla belirleyemem. Hani gerçekten her gün değişiyor. Birinde bir şarkıyı bir gün seviyorum, bir gün kusasım geliyor şarkı dinlemekten. Neyse. English Love Affair bu şarkılardan biri. Ben gerçekten çok seviyorum. Çok önemli bir yere sahip benim için. Sadece daha farklı şarkıları dinliyorum. Ama şu sıralar favori şarkılarım. Türkçe dinlemeye başladım. Ortaokul Zeynep hayat düşünmezdi böyle bir şey olacağını ama Türkçe çok fazla dinliyorum. Türkçe gruplar, Türkçe şeyler. Mor ve Ötesi, Manga, Duman'ın ilk albümleri. Duman'ın hala çok sevmiyorum. Bu arada da sevmiyordum büyük ihtimalle. Herhalde bu soruya yine öyle cevap vermişimdir. Hep değişiyor favori şarkım. Ancak şu sıralar Olivia Dean'in Time diye bir şarkısı var. Galiba hani birkaç ay önce çıktı. Ve onu çok seviyorum. Onu dinlemeyi çok seviyorum. Genel olarak böyle hep döndüğüm bir şarkı varsa Arless Summer, ABBA. O şarkıyı da çok seviyorum. 14. Şu anda da ay olarak 17'yim. Ama yıl olarak 18'im. Ki çok garip geliyor çünkü. 18. Şu an 21 yaşındayım. 2 hafta sonra 22 yaşında olacağım. Dürüst, sadık. Partnerimde aradığım özellikler. Komik, yetenekli, Timothée Chalamet. Destekleyici olması. Hani her otoboka desteklemesini söylemiyorum ama hani benim yanımda olmasını ve beni desteklemesini çok çok sevdiğim bir özellik olur yani. Ve insanlara yardımda bulunması. Başka dürüst olması hani onları artık şey yapmıyorum artık hani dürüst olsun şey olmasın. Hadi benden birazcık uzun olsun hadi ama onun dışında evet. Ve Avrupa Birliği pasaportu olması. Galiba Five Souls'un Never Been şarkısından Don't Let the Colors Fade to Grey veya işte İlkleri fazla grileştirme. Charles Bukowski'nin bir tane şiiri var Let It Unfold You diye. Oradan bir kısmı verebilirim büyük ihtimalle. Buraya da koyarım yani eğer koyabilirsem. Yani o olur büyük ihtimalle. Çok yani çok basit bir cevap vermişsin. Çok banal bir cevap. Beğenmedim. Call Me By Your Name'de çok sevdiğim bir film. Call Me By Your Name'de bir tane söz var. Is it better to speak or to die? Konuşmak mı daha iyi, ölmek mi gibi bir çevirisi olabilir o. Dediğim gibi şu anki favori şarkılarımdan biri olan Time şarkısında çok güzel bir yine söz var. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. Evet, abla orada cooked. Abla orada pen game inanılmaz. Everybody know Brian. Ama şu an en sevdiğim oyuncu zaten beni tanıyanlar biliyordur yani. Timothée Chalamet kalbimi 10. sınıfta aldı ve ezdi. O yüzden Timothée Chalamet en sevdiğim oyuncu şu an. En sevdiğim oyuncu hala Timothée Chalamet. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Hani bence çok yetenekli bir insan. Ve hani Call Me By Your Name döneminden beri kendisinin gelişmesini ve hani inanılmaz bir Hollywood oyuncusuna dönüşmesini izlemek çok zevkliydi bence. Zendaya'yı da çok seviyorum. Aynı şekilde. Bence o ikisi hani gerçekten Hollywood'u sırtlarına da taşıyorlar şu an. Good for them bu arada. Başka... Ve genel olarak Audrey Hepburn'u da çok seviyorum. Audrey Hepburn'un hani temsil ettiği şeyleri çok seviyorum. Allah rahmet eylesin kendisini. Gerçekten çok seviyorum hani. Çok başarılı bir oyuncu bence. Evet, bu şekilde. Siyah severim, beyaz severim, mavi severim, bir de kırmızı severim. Gri severim. Yeşil ve kahverengi. Ruh
ruh halime göre değişir. Zaten tüm YouTuber'lar neredeyse bu soruyu öyle cevap veriyor. Bunun değişmediğine sevindim. Gerçekten görüntülü müzik mi, sakin müzik mi sorusu çok saçma. Çünkü insanın moduna göre değişir. Ama şu an en azından birazcık daha sakin müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü YKS 2020 benim kafamı içine etti. O yüzden sakin müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Gürültülü müziği birazcık katlanamıyorum şu sıralar. Ama şu sıralar. Sakin müzik. En az yarım saat. En fazla 15-20 dakika. 20 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. En fazla 5 dakika sürer. Çok uzun süre boyunca hazırlanan insanlardan değilim gerçekten hala. Benim artık bir 15 dakika sürüyor yine. 15 dakika evet. 15 dakika. Evet. 15 dakika iyi bir cevap sanırım. Değişiyor aslında. Ankara'dayken, üniversite okurken rekorum 3 dakika içerisinde hazırlanabilmiştim. Tabii kıyafetlerimi falan öncesinden hazırlamıştım ama 3 dakika içerisinde hazırlanabilmiştim okul için. Ama buradayken biraz daha uzun sürüyor. Bir yine 20 dakika falan demek istiyorum. Evet. Kaç tane var? Tavuk, horoz hiç sevmem. Karanlık, kan aldırılması. Kümes hayvanlarından hala korkuyorum. Bu konuya hiç değinmek bile istemiyorum. Gerçekten kümes hayvanlarından çok korkuyorum hala. Kan aldırılmasından da hala birazcık tırsıyorum. Ama inanılmaz değil yani eskisi kadar. Bayılmıştım 2-3 kere. Hala en büyük korkum tavuk ve horoz. Ve genel olarak gagalı çoğu kuş. Hepsi değil ama çoğu kuş hala beni çok korkutuyor maalesef ki. En büyük korkularımdan biri bu. İkinci en büyük korkum birazcık yine derine inmem gerekirse bir daha hiç aşık olamamaktan çok korkuyorum. En son dün Doctor Who'nun ikinci sezon son bölümünü izledim ve Doctor'la Rose'un ayrılmasına ağladım. En son neye ağladım? En son YKS 2020'ye sinirden ağladım. Bir de uyuyamıyorum. Uyuyamadığından dolayı da ağlamış oluyorum. O ikisinden biridir yani. Akşamleyin ağladım. Ama bu arada hala şeylere de ağlıyorum. Karakterlere fazla bağlandığından dolayı da ağlıyorum yani. Sadece şu an YKS 2020 beni üzüyor. Roman Holiday izledim geçen gün. En son o ağlattı. Roman Holiday en sevdiğim filmlerden biri. Ve sonunda hiç sekmez. Hep ağlıyorum. En son onu ağladım sanırım. Evet. Küçük Prens. En son okuduğum kitap Halide Edip Adıvar'ın Handan'ı. Okul için bir kitap okudum en son. Öğretmenlerimden birinin yayınladığı tezinin kitabını okudum. Evet, Film Festivals from European Geopolitics to Global Cinephilia. Marek Edebalk. Kendisi öğretmenim olur. Aynen. En son onun kitabını okudum. Titan'a saldırı. Şu an bir kitap okumuyorum. YKS yüzünden maalesef. Şu an hiçbir şey okumuyorum. Şu an hiçbir şey okumuyorum. Yüksek lisansta ki okumalarımı okuyorum. Doctor Who. Aşk 101. Sayılırsa Big Five. YouTube'da Big Five'ı izledim en son. Sayılmazsa Emily in Paris. Kardeşim Defne. Zoom'dan Türkçe öğretmenimle konuştum. Ev arkadaşım Mireya ile konuştum. Galiba arkadaşım İdil. En son kimle mesajlaştım? Arkadaşım İdil'le. Ama buradaki bahsettiğim İdil'le değil. Başka bir İdil'le. Burada bahsettiğim İdil ortaokuldan arkadaşım İdil. Bugün konuştuğum İdil de annemin arkadaşının kızı olan İdil. Yakın arkadaşım yine. Cağda'yla mesajlaştım. Dün gece konuşuyorduk. Cağda da benim Erasmus'taki ev arkadaşımdı. Ev arkadaşlarından ilerliyoruz. Sevdiğim yemek ne olursa olsun değişmez. Pizza. Şu an sadece margarita pizza seviyorum. O da aslında peynir ekmek. Ama yine de çok seviyorum. Margarita pizza favori pizzam olacak sonsuza kadar. Falafel dürüm. Falafel dürüm dünyadaki en güzel şey. Çiğ köfte dürüm. Doritoslu çiğ köfte dürüm hatta. Dünyanın en güzel şeyi. İnsanlar anlamıyorlar. Ve margarita pizza. Düzgün yapılmış bir margarita pizza. Bu üçü. Ziyaret etmek istediğim yer İspanya, Barcelona. Neden? Çünkü orada arkadaşım yaşıyor. İnternetten edindiğim bir arkadaş. Şu an ziyaret etmek istediğim yer herhangi bir yer. Gerçekten herhangi bir yere gitsem olur benim için. Ev dışında olsun, İstanbul dışında olsun yeter. Hatta İstanbul dışında olmasına bile gerek yok. Hani ben gideyim Galata'ya veya Anadolu Kavağı'na. Hani bir yere gideyim en azından.
Brezilya'ya gitmek çok istiyorum. Brezilya'yı gerçekten çok merak ediyorum. Avrupa içerisinde de İspanya'da Sevilla diye bir şehir var güneyinde. Orayı çok merak ediyorum. Tarihi Endülüs bölgesini en çok koruyan şehirlerden biri diye okudum. O yüzden orayı çok merak ediyorum. Evet. Gittiğim yer alışveriş, ev alışverişi yapmak için Migros'a gittik. 14 Mart'ta hatırlıyorum. 14 Mart'tan itibaren karantinadayım ben. 14 Mart'ta dershaneye gitmiştim. Şu an 8 Mayıs'tayız. Lokasyon olarak en son okulda kütüphanedeydim. Hayır. Hayır. İçten içe değil, gayet de dıştan dışa. Sevdiğim bir sürü insan var. O yüzden içten içe kimseyi sevmiyorum. Kendime bazen çok saçma saçma şeyler yapınca salak gerizekalı dediklerim dediğim oluyor yani. Hayatımda almadığım hakareti ben kendi kendime etmişimdir. Çok fazla, kendimi çok fazla küfür ediyorum. O yüzden evet, sanırım aldığım en son hakaret yine kendimden falandır, öyle diyeyim. Galiba yine ettiysem de kendime etmişimdir demek istiyorum. Kesin böyle hani salak Zeynep, mal Zeynep gibi bir şey demişimdir. Çikolata. Çikolatalı her şeyi yerim. Çikolata, frambuaz. Favori tatlım donmuş yoğurt, çok severim. Çikolatalı ve orman meyveli herhangi bir şey. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Hani pasta olsun, kek olsun, dondurma olsun. Herhangi bir şey. Çikolatalı ve orman meyveli herhangi bir şey diyebilirim. Flüt. Blok flüt. Mandolin ama artık çalmıyorum. Yani çalmayı unuttum. Ve piyano. Piyanoyu da hala çalmayı azıcık biliyorum. Enstrüman çok çalamıyorum. Hepsini böyle en basit seviyesinde notalarını falan filan biliyorum ama yani gerçekten böyle tam bildiğim bir enstrüman yok. En son ukulele çalmayı denedim. Ukuleleyi de çalabiliyorum, yani notalarını biliyorum. Ama parmaklarım benim bayağı kısa. O yüzden yetmiyor parmaklar. Hiçbir enstrüman çalamıyorum. Küpe veya bileklik. Bileklik hala takmayı çok seviyorum. Bir de kolye takmayı seviyorum. Şu an takmıyorum da. Bu mesela ben burada eksik hissediyorum. Hep buraya gidiyor elim falan filan, neyse. Kolyemi çok seviyorum. Kolyemin ucunda 4 farklı charm vardı. Nazar boncukları gördüğünüz üzere bayağı mevcut. Bu da halamın bana hediyesi. Şeftali. Bunu çok seviyorum. Küpelerimi çok seviyorum. Bence küpelerim hani bu halka küpeler artık benim hani. Bunu takmazsam kendim gibi hissetmiyorum cidden. Hep takıyorum. Yüzüklerimi de çok seviyorum. Ya şeylerimi de seviyorum. Çok seviyorum hatta. Ama işte bir tane Pandora'm var. Hepsinde charmları benim için çok özel. Yiğit'in, çok yakın bir arkadaşım olan Yiğit'in bana verdiği bir bilezik var. Bir de hanımın bana aldığı eşek gözü var. Yeah. Bu da buraya taşındığımda, bu odaya taşındığımda odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir eşya yoktu. Sadece bu kalmıştı. Bir önceki kişiden. Ve yeşil de en sevdiğim renk. O yüzden bana bir işaret diye bunu takıyorum artık. En son katıldığım spor yüzme, ki tek sevdiğim spor zaten o. En son katıldığım spor eskrim. Eskrimde çok iyi bir birlikteliğimiz olmadı maalesef. 9 ve 10. sınıfta, hatta bu videoyu çekmekten bir 3 ay falan sonrasında eskrime başladım. Cevabım aslında pek yani değişmedi. Yüzme hala tek sevdiğim spor. Geçen ay içerisinde bir yoga dersine katılmıştım, sayılırsa. Bir de her gün bisiklet sürüyorum burada. O yüzden herhalde o da sayılır diye düşünerek bisiklet sürmek diyeceğim. Galiba Paisos'tan kesme. Birden geldin aklıma, Tuna Kiremitçi sanırım. Big Five izliyorum ya. Türkçe pop, şu an Türkçe pop dinliyorum. En son Gülşen, Edis, Nirvana dinledim. Dün işte babam ve kardeşimle beraber Migros'a gittik. İşte sanırım dershaneye babam bırakmıştı, o sayılırsa artık, 14 Mart'ta. Texel adasına gittim, Hollanda'nın kuzeyindeki. Orası sayılabilir, orada arkadaşlarımlaydım. Bu şekilde, evet. Bitti!
Selam dostlarım. Son gitmeden önce şöyle bir şey daha söylemek istedim. Beni bu aptal ortaokul Zeynep halimden beri takip eden birkaç kişinin olduğunu farkındayım ve lise hayatım boyunca da bu YouTube kariyerimi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala aboneyseniz veya hala videolarımı izliyorsunuz veya buraya kadar geldiyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hani bunu videoda söylemeyi unutmuşum ama gerçekten YouTube benim hayatımı değiştirmedi ancak hayatıma renk kattı.